Patron geldi mi? İçeride. Bana bir sade kahve söyle. Peki Naci Bey. Buyurun efendim. Avukat Selim Bey'in yazıhanesi. Naci geldi mi? Geldi efendim. Gene akşamdan kalma mı? Bugün biraz daha iyi. Söyle buraya gelsin. Davanız bu ayın 22'sinde. Peki efendim, söylerim efendim. Seni istiyorum. Bu sabah kahve içmek nasip olmayacak galiba. Gel. Şöyle otur bakayım. Bugün biraz uzun konuşacağız. İstikbalin hakkında bir şey düşünüyor musun? Anlayamadım efendim. İstikbalin hakkında bir şey düşünüyor musun diyorum. Ben bugün var, yarın yoğun. Ne yapacaksın o zaman? Hiç. Yapacağım şeylere müsaade edin de o zaman düşüneyim. Otur, otur. Beni dinle. Söyleyeceklerim senin hayatına tesir edecek şeyler. Yani kadın kız maceralarına son vereceksin. Artık senin yüzünden ağlayacak kız olmayacak. Ben her gittiğim yerde senin hakkında şikayet dinlemeyeceğim. Çünkü evleniyorsun. Evleniyor muyum? Evet. Bu evlenme aynı zamanda istikbalini de garanti edecek. Bugün neşeniz yerinde üstadım. Haberim olmadan beni evlendiriyor, istikbalimi temin ediyorsunuz. Evet oğlum. Unutma ki rahmetli babam benim en iyi arkadaşımdı. Senin istikbalini düşünmek benim için bir vazife. Ailenizde kız olmadığına göre muhterem zevcem acaba kim öğrenebilir miyim? Müvekkilim Mahmut Bey'in kızı. Mahmut Bey'in kızı mı? Çok şakacısınız. Ben sizin katibiniz, saraylı gillerin kızı Mina Hanım'la evleneceğim. Aman üstadım, şaka edin ama bu şekilde değil. Şaka etmiyorum Naci. Gayet ciddi konuşuyorum. Mahmut Bey'in kızıyla evlenecek ve bir sene sonra da boşanacaksın. Bir sene sonra da boşanacak mı? Sözlerinizden bir şey anlamıyorum. Dinle. İnsanlar bazen şeytana uyarlar. Bilirsin, o kişiye her istediğini yaptırır. İşte bu şeytanlardan biri Mahmut Bey'in kızına arzu ettiğini yaptırmış. Şeytanın yaptırdığı bu hatayı biz düzelteceğiz. Şeytan hataya götürecek başka kişi bulamamış da Mahmut Bey'in sevimli kızını mı bulmuş? Alayı bırak. Bu evlilik için sana tam teşekküllü bir matbaa ile 50.000 lira nakit para verilecek. Artık hikayelerini bastırmak için matbaa dolaşmana lüzum kalmayacak. Ancak bu evliliğin bazı şartları var. İşte mukavele. İyice tetkik et, yarın imzalarız. İcabında Mahmut Bey'le de konuşuruz. Bir aya kalmaz evlenir, bir sene sonra da mukavele gereğince boşanırsınız. Beni bu işten affedin üstadım. Ben yine yanınızda katip olarak çalışayım. Yine gazetelere, mecmualara, fıkralar, hikayeler yazayım. Akşamları Marco Usta'nın Kırık Çatal meyhanesinde Hıdır Reis'imle, Çolak Balıkçım'la, bestekar dostumla birkaç kadeh içeyim. Evet, yine beni size arada bir şikayet etsinler, beni azarlayın. Hepsine razıyım. Ancak istikbalimi Mahmut Bey'in bir senelik damatlığına mukabil kazanmayın. Hayır oğlum. Bu teklifi kabul edeceksin. Ben söz verdim. Mahmut Bey yalnız müvekkilim değil, aynı zamanda benim ve rahmetli babanın en samimi dostudur. Ona yardım etmek benim için bir vazife. Bu işin iç yüzünün ne kadar gizli kalması icap ettiğini kabul edersin. Ortada genç bir kızın, dolayısıyla bütün bir ailenin şerefi mevzu bahis. Bu kadar nazik bir durumda güvenebileceğim tek insan sensin. Bunu yazıhanemin son işi olarak takip edeceksin. Bu bir emir mi üstadım? Hayır Naci. Son ricam.
bakalım Naci Bey, geç kaldınız. Bu akşam sizinkiler başladılar bile. Öyle mi? Gel bakalım Beyzadem, gözlerimiz yollarda kaldı. Hadi usta, getir Naci Bey'in kadehini. Geç kaldım bugün dostum. Biraz işim vardı bugün. Gelirken de kitapçıya uğradım. Biraz elini çabuk tut da bize yetiş bakalım. Hadi bakalım. İyiliğe. İyiliğe, iyiliğe. Sende bir hal var bugün. Pek yorgunluğa da benzemiyor. Sende var mı çocuğun üstüne ya? Hele bir kıvamını bulsun canım. Öyle değil mi Beyzadem? Yine mi Beyzade? Takılıyorum canım. Ama gene de bizlerden farklısın. Evvela elin kalem tutuyor. Sonra konuşmanda, rakı içmende, ne bileyim çatal tutmanda bile bir başkalık var. Öyle değil mi çolak? Elbette! Ama böyle oturup somurtacaksa... Ben şimdi onu coştururum. Üstadım, hadi şenlendir biraz. Şu bizim Naci'nin şarkısını çal. Anlasın, duracak
Ne var zarfın içinde? Satış mukavelenamem. Hı? Ne dedin? Allah Allah, o nasıl söz? Sen nasıl satılırmışsın? Evlenerek. Hoppala, bir yaşıma daha girdim. Sizin anlayacağınız, bu öyle bir evlenme ki, bir karım olacak ama karım olmayacak. Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim. Okşamayacağım fakat okşar görüneceğim. Ve bunun için de yüklü bir para alacağım. O halde artık bizim gibi dört gözlü aybaşını beklemeyeceksin. Bizim ustaya borç yapmayacak, pantolonunu kendi elinle ütülemeye mecbur olmayacaksın. Fena değil. Gel bak ki bu evlenmeye razı değilim. Çünkü benliğimi satmak istemiyorum. Büyük balıklar açık denizlerde oltaya gelir Naci Bey. Kıyıda kenarda büyük balık yakalayan gördün mü hiç? Kıyıda ancak kaya balığı yakalanır. Güzel söylüyorsunuz ama bu evlenmeye razı olursam büsbütün başka bir muhite gireceğim. Tanımadığım, arkadaşlıklarından hoşlanmadığım kimselerle yaşamaya mecbur olacağım. Sizi göremeyeceğim. Bu dumanlı havanın hasretini çekeceğim. Canım, arada sırada gene burada buluşuruz. Hem ne olacak? Bir çatal yerine 4-5 çatalla yemek yemek sanki zor mu söyledikleri kadar? Zor da olsa ne çıkar? Sen evet de, bas imzayı mukaveleye. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Balıkçılık da adettir. Her balıktan evvel ağlar kontrol edilir. Düğümler elden geçirilir. Deniz dalgalı olabilir. Fırtına seni başka deryalara sürükleyebilir. Ama bütün bunlara karşı hazırlıklı olman lazım dostum. Şimdi yeni damadın şerefine. Beyzademizin şerefine. Ben Naci, Mahmut Bey'i göreceğim. Nasıl? Naci Bey siz misiniz? Buyurun. Beyefendi Naci Bey geldi. Buyursun. Buyurun Naci Bey, oturun. Teşekkür ederim. Mukavelenin tasdiki nüshası ile peşinden imzaladığım boşanma talepnamesi. Güzel. Size bir şey sorayım beyefendi. Normal şartlar altında size gelseydim, muhterem kızınızın benimle evlenmesine müsaade eder miydiniz? Düşünürdüm Naci Bey. Evlenecek çağdasınız. Gençsiniz, zekisiniz. Hiçbir şeyiniz eksik değil. Hayır, hayır. Bir şeyim eksik. Fakat madem ki söylemek istemiyorsunuz, ben söyleyeyim. Param yok. Hazırlıklarınız tamamlandı mı? Terziniz biri kuyruklu olmak üzere 4 takım elbise dikti. Gömlekleri vesaireyi de hazırladım. Teşekkür ederim. Yalnız Mine'nin seyahat için seçtiği modelleri yaptırmamışsınız. Müsaadenizle giyeceğim elbisenin şekillerini seçme hakkı bari benim olsun. Tabii canım, tabii. Yalnız Mine elbiselerin modaya uygun olmasını istemişti de. Beyefendi, uşak olarak çalışmadığımı kızınıza hatırlatmanızı isterim. Kendisiyle beraber bulunduğum müddetçe yüzünü kara çıkarmayacağım. Fakat o da benimle ilgilenirken hiç olmazsa bir arkadaş gibi ilgilensin. Bir uşak gibi değil. Matbaayı nasıl buldunuz? Başlangıç için fena değil. Birkaç eksiği var. Onu da elimdeki parayla dönüşte temin ederim. Günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın kızım. Yalnız değil misin baba? Ha, tanıştırayım sizi. Kızım Mine. Naci Bey. Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocamız.
size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek. Daima yanınızda olacağım. Fakat odalarımız ayrı olacak. Sokakta kol kola gezeceğiz. Toplantılarda baş başa olacağız. Fakat daima iki ayrı insan gibi yaşayacağız. Sizi sevemem, sizi öpemem ama sizin kocanız. Bütün bunlar 365. gün sona erecek. Ha, bakın unutuyordum. Mukavele hükümlerine riayetsizlik taraflara tam 50.000 liraya mal olacak. Şimdi bütün bunlardan sonra size kendimi ben takdim edeyim. İsmim Naci. Mesleğim yok, tabii param da. Ara sıra şiir, hikaye yazarım. Güzel fıkralar anlatırım. Bir ara sahneye de çıktım. İyi rol keserim, kimse anlamaz. Eh, sizin için satın alınmış canlı bir oyuncaktan bundan fazla bir şey beklemezsiniz herhalde. Baba, baba! Naci Bey biraz şakacıdır. Evet Mine Hanım, öyleyimdir. Eksik olmasınlar, babanız beni seçerken muhakkak şakacı olmamı istemişlerdi. Şakalarınız fazla ağır Naci Bey. Olabilir. Bundan sonra istediğiniz ağırlıkta şaka yaparım. Bu ara sinirleri biraz bozuk. Ha, nikah ve düğün perşembe günü saat 4'te, unutmazsınız tabii. Merak etmeyin. Saat tam 4'te vazifeme başlayacağım. Birkaç arkadaşımın düğünümde hazır bulunmasına müsaade edeceksiniz, değil mi? Elbette canım, elbette. Bu kör olası kuyruklu elbiseyi giymem şart mıydı sanki? Tabii küçük bey, tabii. Bundan sonra saraylı gillerin damadı oluyorsunuz. Bana bak Veysel efendi. Eğer ağzından bir daha böyle söz duyarsam seni yanıma yaklaştırmam. İstersen hiç kavga etmeden şimdiden git. Sinirlenmeyin, sinirlenmeyin küçük bey. Bir daha söyleme. Söyleme! Şu halime bak bir kere. Hazır elbise satıcılarının camakanlarındaki yapma adamlara benzedim. Yok canım. Yakamı ilikle. Peki. Değil. Vay! Dur! Sus! Daha olmadı mı çolak reis? Bak ben hazırım. Şu kör olası yakıyı takamıyorum ki! Biraz daha büyüğünü kullanamaz mıydın şunun be hey Allah'ın kulu? Ne yapayım? Damatlığımdan kalma! O zamanlar Flinta gibi delikanlıydım! Tamam, çolak hazır! Hadi yola, marş marş! Hadi reis! Hadi! Dur! Çiçeği unuttu! Benden de selam söyleyeyim! Eyvallah! Maşallah kızıma! Bana öyle geliyor ki Mine, sen isteyerek evlenmiyorsun. Bunu da nereden çıkardın? Daha bir ay evveline kadar Suat için yanıp tutuşuyordun. Ne olduysa şu birkaç hafta zarfında oldu. Böyle ani bir kararla evlenmen bir şey değil. Fakat evlendiğin kimse bizim muhitimizden değil, bu bir. İkincisi zengin değil, üçüncüsü... Hazır mısın kızım? Evet baba. Eldivenlerimi giyiyorum. Nikah memurları geldiler, hazır mısınız? Muhterem Mine hanımefendi hazretleri de hazırlandılar mı acaba? Evet Naci Bey, sizi bekliyoruz. Ben de hazırım. Vazifeme başlayabilirim. Bir şey unuttunuz gibi geliyor bana beyefendi. Ne gibi? Şu ehemmiyetsiz para! Malum ya, iş meselesi önce gelir. Bu çeki yarın bankaya götürürsün. Bu da İtalya'da bozduracağınız turist dövizi, belki unuturum. Onu kızınıza verin. Bozdurulması icap ettiği zaman emirlerini yerine getiririm. Şimdi gidebiliriz. Merak etmeyin, size bir vakitler aktörlük yaptığımı söylemiştim. Bu rolümü başarıyla sona erdireceğim.
kimlerden acaba? Ben şimdiye kadar hiçbir toplantıda görmedim. Muharrirmiş. Göya Güneş Gazetesi'nde bir romanı çıkmış. Ben tanımıyorum. Siz Mine Hanım, Naci Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Naci Bey, Mine Hanım'ı karlığa kabul ediyor musunuz? Evet. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve bana verilen yetkilere göre sizi karı koca ilan ediyorum. Bahtiyar olun. Geç kaldınız. Gelin sizi karımla tanıştırayım. Sevgili karıcığım, size dostlarımı tanıtayım. Her zaman sözünü dinlediğimiz Çolak Reis. Memnun oldum. Ben de. Filozof arkadaşım Hıdır Reis. Hanım kızım, biz Naci'yi evlat gibi severiz. İnşallah çok çok bahtiyar olursunuz. Bir yastıkta kocarsınız. Şu naçiz çiçeklerimizi lütfen kabul buyurun. Teşekkür ederim. Gelini öpmek istemez misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al. Onu da sen getir. Babacığım. Kızım. Dadıcığım. Hoş geldiniz. Seyahatin nasıl geçti kızım, iyi eğlendin mi? Evet babacığım. Yorulmuşsunuzdur, içeri girelim. Efendim. Ben müsaadenizi rica edeceğim, matbaaya gitmem lazım. Peki Naci Bey. Valizlerimi odama götür. Ben gelince beraber boşaltırız. Peki. Benim Şermin. Mine. Şimdi geldik. Evet. Çok güzel. Gelirsen anlatırım.
Ha, arkadaşlara haber ver, bu akşamüstü toplanıyoruz. Kimseyi unutma. Gene eskisi gibi. Sen buna gel. Anlatacaklarım var dedim. Naci mi? Gelince konuşuruz. Akşam kaçta almışsın beyefendi? Zahmet etme Veli, ben gelirim. Hoş geldiniz beyefendi, afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim Hasan usta, işler nasıl? Yolunda efendim, çok şükür hiçbir aksaklık olmadı. Gittiğiniz yerlerden gönderdiğiniz kartlar için teşekkür ederim. İçeride iki kişi sizi bekliyor. Daha önce de aramışlardı, bugün geleceğinizi söylemiştim. Peki, biraz sonra roman müsveddelerimi odama getiriver. Siz misiniz? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Koca deniz kurtları sizi! Oturun! Söyleyin bakalım! Sizi görmeyeli neler yaptınız? Bestekarımız nasıl? Meydanlarda yok! Evlenecekmiş galiba! O da mı? Marco usta ne alemde? Öbür arkadaşlar nasıl? Hepsi de iyi! İşleri de iyi! Yalnız... Evet, yalnız. Canım, söylesenize, ne için sustunuz? Yoksa fena bir şey mi var? Naci Bey oğlum... Teklifim biraz belki de abes olacak ama... Gene de karar senin. Bilirsin, ben denize çıkmayınca... Karada balık gibi bir şey oluyorum. Bana iyi bir tekne teklif ettiler. Sülün gibi. Fiyatı da hesaplı. Para mı istiyorsun? Hayır, kefil olmanı rica ediyorum. Eğer bana itimadın varsa... O nasıl söz reis? Gidelim görelim şu tekniği. Kalkıdır reis. göreceksin ne tekne kız gibi! İşte şu tekne! Dediğim kadar yok mu? Güle güle kullan Çolak Reis. İnşallah bunun gibi birkaç tanesine daha sahip olursun. Sağ ol Naci Bey oğlum, sağ ol! Tekniğe ne isim koyacağım biliyor musun? Mine! Öyle mi? Bana müsaade! Bir şey lazım olursa beni matbaada bulursunuz. Bırak ki kırık çatala geleceğim ya! Ben demedim mi size, beyzademizin altın gibi kalbi vardır diye? Toplantımızdan haberiniz yoktu galiba beyefendi. Bu ne hoş sürpriz böyle Naci Bey, buyurun. Bırakır mısınız lütfen? Yürü eve!
Niçin şaşırdınız? Sizce karısını isteyen bir koca kabahat mi işlemiştir? Eğlenti bitmiştir, dağılabilirsiniz. Bir daha kim gelir buraya canım? Dünyayı sonradan görme, ne olacak? Hiç canım, sonradan görmeler böyle olur işte, böyle sayılacaksınız. Elektrikleri söndür Veysel efendi. Sonra muhterem misafirlerimize kapıyı gösteriver. Belki girdikleri kapıyı unutmuşlardır. Her şeyin bir haddi var canım, bu kadar da yapılmıyor. Ne oluyorsunuz? Bir koca karısını severse ancak böyle hareket eder. Bravo Naci bey! Allah'a ısmarladık canım. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Kocanızın bu kabalığını neyle tevil edeceksiniz Mine Hanım? Kocasının haberi olmadan toplantı yapan bir kadının başına böyle şeyler gelebilir. Ancak ben hem cinsiniz olarak sizden anlayış beklerdim. Yanılmışım. Ne demek istiyorsunuz? Anlayış. Size satılırken ne şekilde satılacağım kararlaştırılmıştı. İsmimi taşıdığınız müddetçe ne olursa olsun bana ve emirlerime tabi olmak mecburiyetindesiniz. Fazla değil. 6 ay daha dişinizi sıkın. Çıkın odamdan! Sinirlenmeyin hanımefendi. Odanızda kalmak niyetinde değilim. Ancak unuttuğunuz bazı şeyler hatırlatmam icap ediyor. Söyleyeceklerinizi bekliyorum. Bundan sonra evden çıkarken bana haber vereceksiniz. Nereye gittiğinizi bileceğim. Erkek arkadaşlarınızla uzun yolculuklar yapmayacaksınız. Toplantılarda evli bir kadın olduğunuzu unutmadan hareket edecek ve ona göre konuşacaksınız. Hepsi bu kadar. Bu bir emir mi? Evet. İlk ve son emrim. Buna kabalık, densizlik, tek kelimeyle küstahlık derler. Düşün bir kere Selim. Kızım evine misafir davet ediyor... Beyimiz de kalkıyor, bu misafirleri kovuyor. Kimi kimin evinden kovuyor? Sinirlenme canım. Bir kere de Naci'yi dinleyelim. Tek taraflı hüküm vermek doğru olmaz. Girin. Günaydın üstadım. Gel bakalım delikanlı. Gene hakkında şikayetler başladı. Ne gibi efendim? İşte Mahmut bey burada, konuş kendisiyle. Her akşam evinizdeyim beyefendi. Üstadı rahatsız etmeden benimle de konuşabilirdiniz. Buyurun, sayın kabahatlerimi. Üstad da hakem olsun. Kabahatlerinizi biliyorsunuz. Anlaşmamız böyle değil. Üstadım, karım haberim olmadan parti verirse... ...karım başka erkeklerle aşıklaştık ederse... ...karım beni hiç kimsenin yanında saymazsa... ...nihayet ismi taşıyan bir kadın bana ihanet ederse... Yeter Naci bey, yeter! Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. Ne o beyefendi? Gücünüze mi gitti? Bazı şeyleri benden habersiz yapmamasını ihtar etmem... ...ona doğru yolu göstermem... ...etrafındaki tehlikeli züppelerden onu korumam kabahat mi? Eğer bütün bunlar kabahatse müsaadenizle mukaveleyi hemen bozalım. 7 ay zarfında bana yedirip içirdiklerinizin bedelini istiyorsanız... ...onu da çalışır öderim. Vallahi Mahmutcuğum, Naci'nin müdafası yerinde bence. Evet, evet ama evimden misafirleri kovması ne olacak? Misafirlerinizi kapı dışarı ederek kızınızı ikinci bir felaketten kurtarmam... ...sizi bu kadar çok mu rencide etti muhterem kayınpeder? Ben her şeyden evvel şerefimi düşünürüm. Şerefinizi mi? Şerefiniz kurtuldu Mahmut bey. Girin. Buyurun Şervin Hanım. Oturun.
Kusura bakmayın hanımefendi. İşimiz daima bu dağınıklık içinde yürür. Öyle olmasa matbaacılık olmaz. Sigara? Mersi. Emirleriniz? Kartvizit bastıracaktım da. Öyle mi? Arzunuzu elimden geldiği kadar yerine getireceğim. Telefon numaranızı da söyler misiniz? 440196. Romanınızın kapağı baskıdan çıktı Naci Bey. Buyurun. Kartvizit olacak. 8 punto italik yapın. Peki Naci Bey. Gofre kağıda basılacak. Bu romanı yeni mi yazdınız? Hayır. Fakat basmak ancak şimdi kısmet oldu. Galiba kart bastırmaktan ziyade fakirhaneyi görmek istediniz. Ne münasebet! Siz varken kart vizitlerimizi yabancıya mı bastıralım? Teşekkür ederim. Bir kadeh içki? Olabilir. Güzelliğinize. Tam bir centilmensiniz Naci Bey. Fakat bazıları sizin gibi düşünmüyor. Bazılarının düşüncesi sizi ilgilendirir mi? Yok. Biliyor musunuz, geçen günkü hadise hala günün konusu. Öyle mi? Mine ile neden evlendiniz? Mine'yi sevdiğiniz için değil, bunu biliyorum. Para içinse göz yummanız lazım. Halbuki böyle yapmıyorsunuz. O halde? Sualime cevap vermediniz. İnsanlar bazı suallere cevaplandırmamayı tercih ederler. Böylelikle karşılarındakinin anlamak istediklerini kendi anlayışlarına bırakırlar. Çok mütem konuşuyorsunuz. Bu güzel başı, mazisi ve istikbali şüpheli bir kişi için yormayın. İnanın ki değmez. Zamanı gelince her şeyi anlayacaksınız. Siz o kadar iyisiniz ki Naci Bey. Eğer dostluğumu isterseniz seve seve veririm size. Memnuniyetle. Anlaşmamız şerefine. Ah, şerefine arkadaşım. Müsaadenizle ben gideyim. Kartvizitler hazır olunca derhal gönderirim. Teşekkür ederim. Allah ısmarladı. Güle güle. Sen misin Veysel efendi? Mine hanım evde mi? Sokağa mı çıktı? Nereye gitti? Nereye gittiğini söylemedi. Belki Fatoş hanımlara gitmiştir. Telefonda bugün poker partisinden bahsediyorlardı. Kendinize bakın. Thank you.
10.000. Kağıt verin. Kendinize bakın. Bana müsaade. Bu akşam hiç şansım yok. Bakın. İyi düşünün Mina Hanım. Hiçbir şeyiniz kalmadı mı? Evet. Hiçbir şeyim kalmadı. Halbuki ben sizin bir saatlik arkadaşlığınıza karşılık bunları koyuyorum. Lütfen yeni kağıt getirin. Kendinize bakın. On dokuz. Yirmi. Ah, ne şans, acısını çıkaracak herhalde. Aranızda hiç insan yokmuş. Aksini iddia eden varsa ortaya çıksın. Yok, korkmayın. Size bir şey yapacak değilim. Ben ancak insanlarla mücadele ederim. Alın. Bütün maddi varlığını kaybetmiş evli bir kadından istediğiniz şeyi bunlarla dışarıda kiralayabilirsiniz. Gidelim yavrum. İnsanların bulunduğu bir yere gidelim. Giriniz. Günaydın efendim. Niye bu kadar dalgınsınız? Günaydın dedim. Günaydın. Bizim kahvaltı merdivenlere çıkmadı galiba bu sabah. Hazırlıyorlar efendim. Yalnız bu sabah kahvaltınızı buraya getiremeyeceğim için affınızı rica ederim. Ne o? Yoksa kahvaltıdan vermiyorlar artık? Daha 33 gün bu evdeyiz dostum. Orası belli olmaz efendim. Sen ağzında bir şeyler geveliyorsun. Ya söyle ya kahvaltımı getir. Açım yahu, gece kaçta yattığımı biliyorsun. Küçük hanımın selamı var. Sizi odasında sabah kahvaltısına bekliyor. Ne dedin? Vay, fena değil. Ayrılmamıza bir ay kala hanımın odasında kahvaltı. Bana bak, bu sakın senin çevirdiğin bir dolap olmasın. Ne münasebet. Buraya geliyordum, küçük hanım karşıladı. Tepsiyi elimden aldı, odasına kadar zahmet etmenizi rica etti. Peki, küçük hanımın dediği olsun.
Biliyorum, işinize geç kalıyorsunuz. Fakat bu sabah kahvaltıyı beraber edelim dedim. Emredersiniz hanımefendi. Buyurun. Dün akşam için beni affettiniz, değil mi? Affedilecek biri varsa o da benim. Neden bilmiyorum. Oyun oynarken kendimi çok çabuk kaybediyorum. Siz insanları tanımıyorsunuz Mina Hanım. Tanımak zahmetine katlanmıyorsunuz. Biraz dikkat etseniz etrafınızda o insan kılığında gezinenlerin ne olduklarını çok çabuk anlarsınız. Bugün matbaaya gitmeseniz ne iyi olur. Sokağa beraber çıkar, ayaküstü birer sandviç yer, sinemaya giderdik. Tabii kalamazsınız. Sen misin Hasan efendi? Bugün matbaaya gelemeyeceğim. Dün tahsis ettiklerimin baskısını yapın. Mecmuanın da tefrikalarını dizmeye başlayın. Hayır hayır. Yarın geleceğim. Yo, sakın ha. Mukavelenin 5. maddesi. Madem ki beraber gezmeyi teklif ettiniz, hazırlanın. 5 dakika sonra gelip sizi alacağım. Hazırım. Ben de. Hadi gidelim. Mantonuz giyin. Pardesiniz beyefendi. Yemeğini dışarıda yiyeceğiz. Babama söyle beklemesin. Peki hanımcığım. Sizi işinizden alıkoydum. Evet ama bu da işim. Emirlerinizi yerine getirmek vazifem. Bugün bunlardan bahsetmeyelim Naci Bey. Sizinle beraber olmaktan memnunum. Kendimi bir kuş gibi hafif hissediyorum.
Halbuki bana o kadar yabancısınız ki. Nasıl yabancı olmayayım? Evlenmemiz bile mukavele gereğince. Keşke sizi daha evvel tanımış olsaydım. Beni daha evvel tanıyamazsınız Mina Hanım. Şu ara bir buhran geçiriyorsunuz. Bunu takdir ediyorum, fakat her şey düzelecek. Bir gün gelecek siz de mesut olacaksınız. Mesut olmak mı? Evet, niye olmasın? Gençsiniz, güzelsiniz, zenginsiniz. Nihayet sizin için kocasıyla anlaşamadı, ayrıldı diyecekler. Hani bugün konuşmayacaktık bunları? Peki canım, konuşmayalım. Akşam yemeğini şu sizin meşhur meyhanenizde yiyelim mi? Orada sıkılmaz mısınız? Sizinle beraber olduktan sonra. Hey! Arkadaşlar, bakın kim geldi! Merhaba dostum, nasılsın bakalım? Merhaba, çok şükür. Buyurun. Yoo, biz masamıza oturacağız. O halde buyurun. Bizi büsbütün unuttunuz sanmıştık beyzadem. Hala mı beyzade? Alışkanlık beyim, alışkanlık. Nasılsınız yenge hanım? Teşekkür ederim efendim, iyiyim. Oldu bir de. Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Seni karımla tanıştırayım. Meşhur Kırık Çatal meyhanemizin meşhur ustası. Memnun oldum. Geç de olsa sizden tanışmak büyük şeref benim için. Buraya kadar zahmetinize teşekkür ederim yenge hanım. Kendi elimden size meze hazırlayayım. Aşkın şarabını içirdin bana. Yanmak nasıl şeymiş? Gümüşçü şarkıyı unutmamış. Nerede rastlasam güzelim sana duracakmış gibi çarpıyor kalbim. Duracakmış gibi çarpıyor kalbim. Çolak reis nerede? Denizde, o da Mine ile beraber. Yeni aldığı teknenin ismini Mine koydu. İki Mine'nin şerefine. Evleneceğini duymuştum, ne oldu? Herkes senin kadar şanslı değil. Mine Hanım gibi bir hayat arkadaşı her kula nasip olmaz. İltifat ediyorsunuz. Bu da ustanızın geç kalmış düğün hediyesi. Teşekkür ederim. Cici yengemiz Mine Hanım'ın şerefine. Şerefe! Hakkınız varmış Naci Bey. Bu saf ve samimi insanların bambaşka bir dünyası var. Dudağın alevdir, kirpin ok gibi. Kim deli divane olmaz, görse didarın senin. Kaşlar kara, gözler kara, gerdandaki beller kara. Kim kara sevdaya düşmez, görse didarın senin.
Vakit epeyce geç oldu. Mine Hanım'ı eve götürsen iyi olacak. Gidelim mi Mine Hanım? Gidelim Naci Bey. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Güle güle. Emirleriniz bitti zannederim. Biraz daha benden kalamaz mısınız? Kalırım ama mukavelenin... Nihayet ben de insanım, susun. Allah rahatlık versin. Size de. Buyurun. Bir emriniz mi var? Hayır. Yalnız size bazı noktalar hatırlatmak istiyorum. Gecenin bu saatinde mi? Hı. Buyurun, oturun. Mukavelemizin müddeti önümüzdeki ayın 20'sinde sona eriyor. Olabilir. Boşanma istidasını peşinden imzalamıştım. O da olabilir. Yalnız Mine'ye fazla yakınlık ve samimiyet göstermeye başladınız. Buna lüzum yok. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum fakat kendi kararımı söyleyeyim. Hiçbir suretle mukavelenin şartlarından dışarı çıkmayacağım. Merak etmeyin Mahmut Bey. Ben sözümü eriyim. Ayın 20'sinden sonra ne siz ne de Mine Hanım bir daha beni göremeyeceksiniz. Yalnız Veysel Efendi'ye söz verdim. Buradan giderken onu da beraber götüreceğim. Sizinle gitmek istiyorsa gitsin. Onu burada zorla alıkoyacak değilim. Görüşülecek başka bir şeyimiz kalmadı galiba. Allah rahatlık versin. Gidebilir miyiz? Tabii. Nereye gitmek istiyorsunuz? Sizin götürmek istediğiniz her yere. Bu gece son gecemiz. Sizin arzu ettiğiniz bir yere gidelim. Yo, oyun bozanlık yok. Somurtacaksanız sizi bir yere götürmem. Thank you.
Yar beni baştan attı, yine bir kula sattı. Yar beni baştan attı, yine bir kula sattı. Aşkın bir hikayesini, neşemi bülbül dinlerdi, bazen kıskanır inlerdi. Ah o ne tatlı günlerdi. Ah şimdi bu aşkın gayesi, bir derttir bulunmaz çaresi, oldu bir çocuk hikayesi. Allah'a ısmarladık Mine. Seni daima hatırlayacağım. Naci! Naci!
İşte bundan sonra burada yaşayacağız Veysel efendi. Üst katta iki küçük oda var. Birinde sen, öbüründe ben. Sağlık olsun beyefendi. Seninle olduktan sonra benim için fark etmez. Sen yukarıyı bir gözden geçir. Sonra köşte kalan eşyalarımızı yavaş yavaş buraya taşırsın. Baş üstüne, hemen! Buyurun, ben Naci. Günaydın üstadım. Erkencisiniz. Size mi geleyim? Boşanma davası için mi? Peki, gelirim. Hazır görün, dans etmeyeceğimi buraya gelmeden evvel söylemiştim. Mine'nin hakkı var, onu rahat bırakmayı vaat etmiştik. Gelin beraber dans edelim. Thank you.
Bunu birinci sayfaya, bunu da ikinci sayfaya koyarsınız. Peki efendim. Kimi arıyorsunuz efendim? Naci Arsoy'u. Buyurun ben. Emriniz efendim. Şu batan mini motoru için geldik. Biliyorsunuz Çolak Bey henüz borcunu ödememişti. Kefilisiz olduğunuza göre matbaanıza ihtiyati haciz koymaya memur edildim. Bey de banka adına yedemin tayin edilmiştir. Hayrola bey, ne oluyor? Günümüz iyi başlamadı Veysel efendi. Buradan da kovuluyoruz. Topla valizlerimizi. Buyurun, matbaanın anahtarları. İşte böyle üstadım. Bir sene çabucak geçti ve ben yine başladığım noktaya döndüm. Matbaanın elimden gireceğine emindim. Bunu siz de biliyordunuz. Eğer isterseniz yine yanınızda çalışırım. Ne olur. Fakat benim sana daha iyi bir teklifim var. Zühtü Bey'i tanırsın. Onun Söğütlüdere'de bir çiftliği var. Seni oraya müdür olarak göndereyim. Çalışkan, enerjik bir genç istiyordu benden. Hem orada romanlarını yazmaya da bol vakit bulursun, ne dersin? Hı? Galiba teklifinizi kabul edeceğim üstadım. Hem bu muhitten de uzaklaşmış olurum. Yalnız bir şartım var. Ne şartı? Emektar Veysel Efendi'yi de beraber götüreceğim. Neden? Zavallı adam, bütün mukadderatını bana bağladı. Onu yüzüstü bırakamam. Olur. Yarın hareket edebilirsin. Teşekkür ederim. Bir şartım daha var. Ha? Her ne bahasına olursa olsun kimseye... Anlıyor musunuz? Kimseye nerede olduğumu söylemeyeceksiniz. Peki. Tekrar teşekkür ederim. Sen tam babana layık bir evlatsın delikanlım. Çiftliğin yeni müdürüsünüz değil mi bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatice nine, işlerimize bakar. Öyle mi? Memnun oldum nine. Odanızı hazırladık. Yorgun olmalısınız. Biraz dinlenmek istemez misiniz? Fena olmaz. Benim emektarım Veysel efendi. Böyle somurtuğuna bakmayın, çok iyi kalplidir. Görelim şu odamı. Yemeğinizi buraya mı gönderelim yoksa aşağıda bizimle beraber mi yersiniz? Hep beraber yeriz Kahya efendi. Öyleyse Hatice nineye söyleyeyim, sofrayı hazırlasın. Burasını benimseyeceğim galiba Veysel efendi. Şehri hiç aratmayacak bana. İnşallah be, inşallah. Dünya bu, belli olmaz, belki burada evlenirsiniz de. Ne dedin? Öyle ya, neden olmasın? Peki, peki. Hadi sen aşağı in, göz kulak ol. Yemeği çabuk hazırlasınlar. Bütün bu söylediklerin Naci'nin asil ruhlu bir erkek olduğuna şüphe bırakmıyorum yine. Kim bilir nerededir şimdi? Hani Veysel efendi bulundukları yeri sana bildirecekti? Daha hiçbir haber alamadım. Mahkeme ne zaman? Zannederim bu ayın 15'inde.
Ne yapmayı düşünüyorsun? Boşanmamayı. Boşanmayacağım. Deli olmak işten bile değil. Bunda bu derece telaşlanacak ne var? Benim kızım Naci gibi bir ipsizin karısı mı olacak ilelebet? Evvela Naci ipsiz değil. Nasıl değil? Mal meydanda. Bir sene dolmadan eline verdiğim serveti batırmadı mı? Hayır. O kaderin çok kötü bir cilvesine kurban gitti. Ben yakından biliyorum. Hem niçin bu kadar telaş ediyorsun? Naci'den iyisini mi bulacaksın? Evet. Yine hakkında başka tasavvurlarım var. Onu Batmazzadelerin oğluyla evlendireceğim. Aile durumumuz bakımından buna mecburum. Son günlerde işlerim pek düzgün gitmiyor Selim. Sen bilirsin ama yanlış hareket ediyorsun. Çiftliğin arazisi 20.000 dönüm kadar var müdür bey? İçinde 4 köy var. Hepsi ortakçı çalışır. Köy muhtarlarına haber verdim, bugün gelip sizinle görüşecekler. Bekletmeyelim öyleyse. Davalıdan bir haber var mı? Hayır efendim. Buyurun. Muhterem hakim bey, bu davanın 6 aydır devam ettiği malumunuzdur. Bütün aramalara ve ilanlara rağmen davalıdan bir haber alınamamıştır. Müvekkilemin uzun seneler kaybolmuş bir kocayı beklemesi akıl ve mantığa sığamaz. Bu durum karşısında davalının gıyabında boşanma kararının verilmesini rica ederim. Yazın. Dosya tetkik edildi. Duruşmaya son verildi. Karar. Tarafların boşanmalarına, davalının ortada bulunmaması hasabiyle, iş bu kararın alenen tebliğine, davacı vekilinin vicahında, davalının gıyabında verilen karar, temyiz-i kabil olmak üzere alenen ve usulen tefhim kılındı. Sen eşi bulunmaz bir avukatsın. Hayır hayır, sen bir dahisin Selim. Gözün aydın, emeline kavuştun. Artık rahat uyuyorsun. İşin zor tarafı asıl bundan sonra başlıyor. Mine'yi nasıl ikna edeceğim, ona nasıl söz anlatacağım? Orası senin bileceğin şey. Benden bu kadar. Müsaadenle benim başka bir davam daha var, geç kalmayayım. Ne o nine? Çeyizini mi hazırlıyorsun? Gene başlama oğlum. Canım, Veysel Efendi'den iyisini mi bulacaksın? Tam erkek, bak o da geliyor. Şimdi postacı getirdi. Bir de telgraf var. Okuyalım bakalım. Mine'nin bütün direnmelerine rağmen babasının ısrarıyla boşanmanıza karar verildi Selim. Hayrola bey? Mine.
kaçan şehzadeyi mi düşünüyorsun? Evet, merak etme, bulacağız onu. Ümidim yok Şermin, ümidim yok. Dün gene Selim Bey'in yazıhanesine gittim. Bir şey söylemedi. Bütün yalvarmalarım boşa gitti. Belki benden alay da etti. Söyle ne yapayım, nereye gideyim? Onu nasıl bulayım? Aklıma bir çare de gelmiyor. Veysel Efendi'den de bir haber çıkmadı değil mi? Hayır. Kim bilir, belki de gelen mektupları babam saklıyor. Öyle sıkı bir kontrol altındayım ki. Buradan kaçmam lazım. Babam beni Batmazzadelerin oğluyla evlendirmek niyetinde. Her an babamın bu kararını bekliyorum. Kalbimde Naci'nin aşkı varken ben nasıl başkasıyla evlenebilirim? Sil gözyaşlarını. Naci'yi bulman için sana yardım edeceğim. Ah! Ya hakikaten bilmiyorlar, ya da söylemek istemiyorlar. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlarına gidelim. Belki onlar nerede olduğunu söylerler. Hoş geldiniz Mine Hanım. Buyurun Mine Hanım. Demek bizi unutmadınız. Naci Bey nerede? Artık görünmez oldu. Ben de sizden Naci'nin nerede olduğunu soracaktım. Naci'den ayrıldık. Nereye gittiğini bilmiyorum. Belki... Çolak Reis nerede? Çolak Reis mi? Yoksa... derece ümitsizliğe kapılmam yine. Elbette bir yerden bir haber alacağız. Nasıl ümitsizliğe kapılmam Şermin? Yarın sen de gidiyorsun. Ben ne yaparım burada yapayalnız? Bir aya kalmaz dönerim. Biliyorsun teyzem hasta. Mühim bir şey olursa telgraf çek hemen gelirim. Peki, seni eve bırakayım. Mine! Gel yanıma, seninle konuşacaklarım var. Otur şöyle. Şimdi beni iyi dinle. Gene evlenme meselesinden mi bahsedeceksiniz baba? Size evlenmeyeceğimi söyledim. Yalvarırım bana izin verin. Gideyim Naci'nin arkasından. Hayatımda ilk defa olarak doğru bir şey yapmış olacağım. Hayır! Seni ne zaman kendi başına buyruk bıraktımsa daima başına bir dert açtım. Hem ben Batmanzadelere söz verdim. Vermeyebilirdiniz. Daha fazla ısrar ederseniz onlara başımdan geçen her şeyi anlatırım. Çıldırdın mı sen? Bütün bunları o kendini bilmez haylaz için yapıyorsun değil mi? Sözümü dinleyecek ve benim istediğimle evleneceksin. Siz babamsınız. Sizi severim.
Fakat kalbimin sesini dinleyeceğim. Onun dediğini yapacağım. Asla! Mahmut Bey'in kızı eski kocasına kaçtı dedirtmeyeceğim, benim şerefim var. Biz o şerefi çoktan kaybettik baba. Yalvarırım size, izin verin kocamın yanına döneyim. Ben onun vereceği bir lokma ekmeğe razıyım. O senin kocan değil artık. Hem kocanken seni cemiyet huzurunda küçük düşürmekten başka ne yaptı? Benliğimi kazandırdı. Boş laf bunlar. Kararım kat'i. Batmazzadelerin oğluyla evleneceksin, düğün tarihini de ben kararlaştıracağım. Bugünden itibaren de yalnız başına sokağa çıkmayacaksın, anlaşıldı mı? Baba! İtiraz yok! Yine çok çalıştın bugün oğul, dinlen biraz. Kendini böyle yıpratmaktan ne çıkar? Biraz yaşamana bak. Yaşamak mı? Niçin? Çünkü gençsin. Bizim gibi ununu eleyip eliğini asmış değilsin. Hem belki bir gün istediğin olacak. Evet oğul, istediğin olacak. Hatçenine falında gördü. Yakında kavuşacaksın ona. Demek yine falında bir şeyler gördün, öyle mi? Daha neler var bakalım? Gül, gül sen oğul, gül! Ama göreceksin falın dediği çıkacak bir gün. Niçin daldın böyle oğul, onu mu düşünüyorsun? Gel beni dinle oğul, şehre gidelim bulalım onu, ne dersin? Düşünürüz. Belki... Naci Bey, postacı getirdi. Ver bakalım Kaya, bakalım ne yenilikler var şehirde. Kötü bir haber mi var oğul? Sosyetemizin en güzide hanımlarından Mine'nin yakında Batmanzadelerin oğlu mühendis Selahattin ile evlenmeleri kat'i olarak kararlaştırılmıştır. Oğul! Atımı hazırla Veysel efendi. Hava çıkıyor. Size bir telgraf var Şermin Hanım. Teşekkür ederim. Kimden kızım? Mine'den. Evleniyormuş. Hemen yola çıkmam lazım. Bilmem. Aks kırıldı galiba. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok.
Başka bir vasıta bulmak lazım. Şurada bir çiftlik var. Yardım istemeli. Gidelim öyleyse. Hayırdır inşallah. Ha? Ha? Şermin Hanım! Ah! Veysel Efendi! Siz burada mısınız? Sizi bulmak için aramadığımız yer kalmadı. Naci Bey nerede? Avda! Mine'nin evleneceğini duyunca aldı başını gitti. Fakat Mine babasının zoruyla evleniyor. Hakikaten Naci Bey'i seviyor. Hem de deli gibi. Ah, Naci de öyle ama... Bir şeyler yapmalıyız. Bu evlenmeye mani olmamız lazım. Aksilik otomobilim de bozuldu. Gelin benden. Çiftliğin cibiyle gidelim. Belki vaktinde yetişiriz. Acele edelim öyleyse. Hadi. Sen arabayla meşgul ol. Aa, ağlama kızım. Baban seni böyle görürse gene kıyametleri koparacak. Öldüreceğim kendimi dadı, öldüreceğim. O ne biçim söz ayol? Tövbe de, Allah'ın gücüne gider. Dur bakalım, daha ne güzel günler göreceksin. Uğurlu olsun, tebrik ederim. Tebrik ederim, tebrik ederim efendim. Sayın kayınpeder, nikah memuru da geldi. Mine Hanım hazırlanmadı mı acaba? Hazırlanmıştır herhalde, bir bakayım. Tebrik ederim. Siz Mine Hanım, Selahattin Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Mine! Mine gel! Hayır! Hoş geldiniz. İşte Mine'miz Hatice teyze. Demek Mine sensin ha. Naci Bey'imizin Mine'si. Onu çok sevelim. Seni o kadar çok düşünüyor ki. Sahi mi? Bu türlü düşünme yalnız masallarda olur kızım. Ben artık gideyim. Benim işim burada bitti. Durun size elimle ayran hazırlayayım. Bir dakika. Başka zaman Nine. Bundan sonra sık sık geleceğim buraya. Teyzem meraktan ölüyordur şimdi. Gip sizi bıraksın Şermin Hanım. Hadi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık cici kız. Bak bu sefer eline geçen saadeti sakın kaçırma. Allah'a ısmarladık Nine. Güle güle evladım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Mektup yazmayı unutma. Şimdi anlat bana Veysel Efendi. Günlerini nasıl geçiriyor burada? Neler yapıyor? Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Ben yemek hazırlığı göreyim bari. Söyle bakayım hanım kızım, ne pişireyim sana? Ne istersen Nine. Hem müsaade et sana yardım edeyim.
Bu gelen Kambertay. Onun gelişini bin atın arasından tanırım. Demek avdan çabuk döndü. Gönül bu koca adam. Senle benim gönlüm değil. Hadi biz içeri girelim. Hoş geldin oğul. Hoş bulduk. Çabuk döndün bu sefer. Biçimsiz zamanda mı geldim yoksa? Ne münasebet o? Ne bileyim ben, pek suçlu gibi duruyorsun da. Yoksa Hatçenine ile evlenmeye karar mı verdiniz? Hatçenine, Hatçenine! Neler söylüyorsun oğul, bizden geçti öyle şeyler. Hoş geldin oğul, bir şey mi istiyorsun? Hayır. Fakat ikinizin de halinde bir başkalık görüyorum. Yeni bir şeyin var yoksa? Yeni bir şey yok. Yalnız ırgatlardan birinin bir kızı var. Temiz pak bir taze. Onu ev işine aldık. Fatma! Fatma! Nasıl ırgat kızı bu böyle? Avuçları nasır bile bağlamamış. Mine,